Bismillahirrahmanirrahim. Saniyen ikinci olarak el zamiru el muttasilu. Muttasıl zamir. Ve ve o muttasıl zamir dediğimiz şey nedir? Envan, Bir takım şeylerdir. Bir takım zamirlerdir. Tek bir tür değil. Birden fazla türdür. Öyle türler ki Yecmelu topluyor. Bir araya getiriyor. Yani yecmelu bir yerde yecme'u bir yerde yer sunu manasındadır. Özetliyor, topluyor. Ha o türleri ne? Er rasmu et -tali. Aşağıda gelen resim, tablo, şema. Bu şemada muttasıl zamirlerin türlerinin özetini görmekteyiz. Niye envan dedi? Cimi kullandı. Nev'un diyebilirdi. Çünkü tek bir tane değil. Muttasıl zamir. Vamairu raf'i raf zamirleri Vamairu nasbi ve cerri nas ve cer zamirleri Vamairu raf'i ve nasbi vel cerri hem cer hem nasb hem de raf zamiri olarak kullanabilmek üzere toplamda 3'e ayrılıyormuş muttasıl zamir. Bundan ötürü enva kullandı. Hilelimte de enva haber. Enva nekre bir kelimedir. Peşine gelen cümle onun sıfatı olur. Yani yecmelu muzari fiil. Ha mef'ul er rasmu faildir. Fiil fail mef'ul hep beraber cümle olarak envan kelimesinin sıfatı olur. Veya fiil fail olur sadece. iki görüş var. Etta'li kelimesi resim kelimesinin sıfatıdır. Er rasmu faildir. Merfu olur. O zaman etta'li de merfu olmalıdır. Ama nasıl merfu? Et diye okunmaz. Etta'li diye okunur. Yani ya da gizli bir zamir var. Takdiri zamme var. O zaman takdiren merfu resim kelimesinin sıfatıdır. Et-taliyudur aslında. Peki evvamirul muttasilu mutasıl zamir. Kendi içerisinde üçe ayrılır dedik. Bunlar neymiş? Şimdi bir vamairul rafi raf zamirleri. Yani öyle muhtasız zamirler var ki bunları fail veya naib fail olarak değerlendirebilirsin. Madde 1. Et ta'ul müteharriketu. Hareketi ta. Ne gibi mesela? Nesar te gibi örnek. Nesar te. Keteb te. Keteb tu Ketebtu. Keteb tu. Keteb na gibi. Birazdan gelecek bunlar. Hareketi ref zamiri. 2 Eliful isneyni tesniye elifi nesa ketebe gibi 3 vavul cemaati cemi vavu nesaru ketebu gibi veya unsur unsura unsuru gibi değil mi un su ru vav var cemi vavu rafza zamiridir, faildir 4. Ya'ul muhatabeti, muhataba ya'sı. Tensurine, tektubine, muzari. Müfret, müennes, muhataba yani. Örnek olarak orayı söyleyebilirsin. 5. Nunun nisveti. Nisve nunu nedir? Faildir. Yani? Yensurne, yektubne. Tensurne. Yensurne, tensurne. Nunun nisve nedir ya? Nunun nisve cemi müenneslerde bulunan nuna denir cemi müvenneser de bundan nun faildir. Peki ref zamiri diyor. Bunlar zamirdir. Raf halindedir diyebilir misin? Ne diyeceksin? Mahallen merfu. Çünkü zamirler unutulmaması gerekir. Zamirler mevnidir. Eşittir. Mevniler nasıl iraf alır? Mahallen. Mahallen ne demek? Konum itibariyle demek. Birazdan her birin açılımını yapacağız. Biraz daha izah edeceğiz. Şu tabloyu bir inceleyelim. İkinci kısım. Vamairu nasbi ve cerri. Hem nasb hem de cer zamiri olarak kullanılabilen zamirler. Bir. Ya'ül mütekellimi. Mütekellim yası. Mütekellim yası bazen nasb zamiri bazen cer zamiri olarak kullanılabilir. Evvelindeki kelimelere bağlı. Nasb zamiridir demek, mefuldür demek. Cer zamiridir demek, başında muzaf var, kendisi muzafın ilehtir demektir. Ki, kâful hıtâbi, Hitap kâfı. Khitab Yansuru soru yardım ediyor hüv o kişi, ke sana, sana yardım ediyor, ke. Nedir? Nasb zamiridir, yani mefuldür. Ama cer zamiri de olabilir. Lekum Kardaki kef cer zamirdir. Başındaki l harfi cerdir. Birazdan gelecek bunlar. 3. Ha'ul gaybeti. Yani gaybe hası. Bu da nasb zamiri veya cer zamiri olarak kullanılabilir. 1. Ne zaman nasb zamiri olur bu üçü? Fiile bitişirlerse. Nasb zamiri olarak değerlendirilirler. 2. Ne zaman cer zamiri olarak değerlendirilirler? Fiile bitişmedikleri zaman. Eşittir harfe veya isme. Bitişmişlerse bunlara cer zamiri demeyi unutma. Vamairur raf'i ve nasbi ve cerri. Duruma göre cer, duruma göre nas, duruma göre raf zamiri de olabilen bir zamir var. O da nedir? Na, na zamiridir. Na zamiri. Na, eddalletu alet mütekellimine. Mütekellimlere delalet eden na zamiri. Şimdi bunları biraz daha detaylı görmeye çalışalım. Farklı bir kitap. Muttasıl zamirler. Muttasıl bitişik demektir önlerinde bulunan isim, fiil veya harflerle bitişik olarak yazılan zamirlere muttasıl zamir diyoruz. Kendi aralarında merfu, mensup ve mecrur olarak üçe ayrılır. Bir muttasıl zamir ya merfudur ya mensuptur ya mecrurdur. Mezzum olabilir mi? Olamaz. Mezzum zamir diye bir zamir yok yani. Peki. Merfu muttasıl zamirlerden başlayalım. Bunlar fiillere bitişen ve fiil malumsa etken ise kendileri fail yani özne olandır. Özne olur merfu zamir. Fiil meçhulse yani edilgense bu durumda bu zamirlere naibu fail yani sözde ezne sözde özne deriz. Kısacası çekim esnasında fiile bitişen zamirler Şunlardır bakalım. Ketebe'nin çekimini yaptı yaptığını düşün tamam mı? Ketebe müfret müzekere gayb zamir yok onda ama ketebe tesniye yaptığında elif bitişiyor değil mi? Keteba Maziden bak. Maziye örnek, muzariye örnek, emre örnek. Aşağı doğru ineceğiz şimdi. Yukarıdan aşağı doğru in. Değil mi? O zaman diyebilir misin ki bu zamirler hem mazi hem muzari hem de emri hazır için söz konusudur. Evet sadece mazi veya muzari değil yani. Peki tesniye elifinden başlıyoruz. Zaten az önceki kitabımızda onu demişti değil mi? Nerede geçti o? El eliful isneyni. Tes, i̇kinci maddede tesniye elifi geçmişti. Onu ilk madde olarak burada anlatmışlar. Sıralamanın bir önemi yok. Önemli olan konuyu kavramak. Soru. Tesnilerde muttasıl merfu zamirler nelerdir? Mazide eliftir. Keteba, feteha, nesara. Muzaride nedir? Yektubani, tektubani. Yine eliftir. Tesniye elifi değişmiyor. Şuradaki elif yani. Nun ne hocam? Yektubani diyorsun. Veya tektubani diyorsun. Nun muzarinin merfu olduğunu gösteriyor. Merfu olduğuna kanıttır zamir değildir. Tesnelerden bahsediyorum. Peki mazi tekrar ele alalım. Ketebe, ketebeta. Ketebe, gaib kalıbının tesnesi. Ketebe Ketebeta, gaibe kalıbının tesnesidir. Sonuç olarak tesnelerde e, elif, tesne elif zaten adı o. Tesnelerin tamamında yani nedir? Faildir. Muttasıl, merfuz zamirdir ve faildir. Fiil malumsa, fiil meçhulse naib faildir. Muzarenin tesniyesi ister yektuban ister tektubanide, gayb, gaybe, muhatap, muhatap önemli değil. Elif hala faildir. Muttasıl, merfu, zamirdir, faildir. Uktub, uktuba, unsur, unsura, elif hala faildir. Muttasıl, merfu, zamirdir. Emirde de, muzarede de, mazide de, tesniyelerde elif faildir. Muttasıl, merfu, zamirdir. Unutmayalım. Fiil meşhur olursa o zaman bu elifler, fail değil, naibu fail olurmuş. Vavul cemaati. Cemi vavu faildir. Nerede? Hem mazinin, hem muzarinin, hem de emri hazırın cemilerinde. Ketebu vav fail. Yektubune va fail. Tektubune vav yine fail. Biri gaibin cemisi. Bak onlar, o erkekler. Tektubune sizler, siz erkekler. Burası da muhatap. Uktubu, uktub, uktuba, uktubu, unsur, unsura, unsuru, emri hazır, cemi, müzeker, muhatap, va, fail. Elif ne? elif farika. Nun'un nisveti, müenneslik nunu, kelimenin müennes olduğuna alamet olan nun. Mazide, keteb ne? Nedir? Faildir. Muzaride, yektub ne, tektub ne? Yine nunlar faildir. Emri hazır, uktub ne? muhatabanın cemisi değil mi? Burada da nun faildir. Cimi müenneslerde nun fail olur. Kendisine muttasıl merfu zamir denir. Muttasıl fiille bitişik. Merfu yani fail veya naibi faildir. Zamirdir, öyleyse mebnidir, eşittir, mahallen irap alır. Yani bu zamirlerin irabı nedir? Mahallen merfu, mahallen merfu, mahallen merfu dersin. Mahallen dersin. Bak üzerinde fetha var. Nasıl merfu bu? yazılışı fethal olabilir. Ama mahallen konum itibariyle yani failler merfuattandır. Merfu grubundandır. Failler doğuştan merfudur. Yazılışı merfu olmasa bile o zaman mahallen merfu diyeceksin. Devamında tek tu bine. Burası neresi? Evvela muzarifin. Başka müfret mühennes muhataba. Nun faildir. Pardon nun diyorum yanlış söyledim. Nun kelimenin mef'u olduğuna alamet. Burada ya faildir. Uktub uktuba uktubu uktubi. muhatabanın müfredi müfret müennes muhataba emri hazırdır bu. Burada da ya faildir. Yani mazi yazmadı. Mazinin çekimini yaptığımızda ketebti nasarti. Burada ti zamiri geliyor. Yani burada olduğu gibi ya diye bir zamir söz konusu yok. Mazinin müfret müennes muhataba kalıbında ya zamiri mevcut değil. O yüzden tre koymuş. Burada ya zamiri fail olmaz, mazide olmaz. Ama muzari ve emr hazır da faildir. Ta el müteharrik ta el fail. Harekeli fail olan bu ta. Harekeli ta. Müteharrik ref zamiri diyoruz. Bak bu defa muzariye ve emri hazıra çizgi koymuş. Çünkü muzaride de emri hazırda da e, ta söz konusu değil. Fail değil. Bunlar mazze fail olur. Keteb te. Te fail. Keteb ti. Ti fail. Keteb tuma. Tuma fail. Keteb tunne. Tunne fail. Keteb tüm, tüm fail. Tabi tüm fail yani şu şekilde veya tüm fail şu şekilde esasen işin inceliğine girdiğinde burada fail olan tu'dur. Mim cemilik alametidir. Böyle ayrıntılar da var. Siz tüm fail, tüm ne fail, tüm fail deyin şimdilik. İleride ayrıntılar geldiğinde bunlar da parçalara bölünür. Ee, başka na li cemaatil mütekellimi yani na el failine fail olan na mütekellim nası. Diğer adıyla fail nası. Nedir? Keteb na. Bu da mazide geliyor. Mazide bitişik olarak yazıdır. Keteb na. Biz ikimiz yazdık veya bizler yazdık. Üç kişi yazdık, yüz kişi yazdık. Cemidir. Cemi manasındadır yani. Tesniye olarak kullanılabilir. Cemi olarak da kullanılabilir. Zaten biz ikimiz demiş. Niye? Buradaki na tesniye manasında. Ayrıca buradaki na cemi manasında. O yüzden şuradaki eğik çizgiden sonra biz demiş. İki manada da kullanılır yani. Muzaride ve emre hazırda böyle bir zamir bulunmadığı için tire çizgiyi koymuş geçmişler. İnceleyin diyor mesela. Tabi şuradaki na'yı birazdan anlat anlatacaktır. Na'da bir ayrıntı var. Bu şöyle bir geçtik. şurasını önemsiyoruz. Merfu muttasıl zamirler. İsmini raf haberine nasbeden kâne ve benzerlerinden. Yani nakıs fiillerden birine Bitişikleri zaman nakıs fiilin ismi olmak üzere yine merfudurlar. Unutma. Kâne beyni, Kâne. Buradaki elif nedir? Kâne, kâne. ne nesara ne gibi. Tesniye yani. Elif burada ismidir. Dali beyni kânenin haberidir. Demek ki nakıs fiillere bitişen e, zamirler nakıs fiillerin isimleri olurlar ve yine merfudurlar. Mensup muttasıl zamirler. Fiile bitişen ve daima mefulün bih konumunda olmak üzere mensup olan zamirler. Nasıl mensup? Mahallen mensup. Fiile bitişmiş olan ve fiil çekiminde yer almayan standart fiil çekiminde yok. Standart fiil çekimi ne? Ketebe keteba ketebu diye çekim yapabiliyorsun. Yektubu yektuban yektubuna. Uktub uktuba. Mazi muzari emir çekim yapabiliyorsan orada yazılışta mevcut olmayan sonradan eklenebilen zamir yani. Fiil çekiminde yer almayan her zamir mutlaka mensup muttasız zamirdir. Fiil çekiminde yer almayıp sonradan fiili bitişebilen veya bitişmiş olan her zamir mutlaka mensup zamirdir, muttasız zamirdir ve mefuldür. Bunu ezberleyeceksin. Hu huma hum ha Ke ki kuma kunne. Ayrıca ya zamiri var. Bir de na na var. Na tesniye içinde kullanılır, cemi içinde kullanılır. Biz ikimiz veya biz hepimiz. Na zamirine dikkat demiş. Doğru çok yerinde bir yazı yani dikkat. Nazamir hem fail hem de meful kolum, konumunda kullanılabilir. Öncesi sakin ise fail yani özne olarak. Öznesi harekeli, e, öncesi harekeli olduğu takdirde meful yani nesne olarak kullanılır. Örneğin fehimna, ketebna, nasarna, fetahna, na'nın sağında sukun var. Na'nın sağındaki harf sakin yani mim görüyorsun. Sukuna sahip. O zaman na nedir? faildir. Mazi, nefsim tekellim mali gayr olarak adlandırılır. Bir de fehimena var. Na'nın sağındaki. Yine mi de fethalı. na? Bu ne iş? Bu bizi anladı. Yani bu ketebe na, nasara na, fetaha na gibidir. Yani mazi, müfret, müzekkeri gayiptir. Peşine ne azam yeri getirilmiş. Alime anladı. Na bizi. Varabe vurdu. Mesela hüve o kişi. Na bize. Na burada mefur. Demek ki böyle de olabiliyor. Buna bir ilave yapalım. Şöyle bir ilave. Emri hazır. Unsur. Unsur. Sen yardım et değil mi? Unsurda ente her zaman fail olur. Unsur sen yardım et. Ente yani sen. Unsur na bize yardım et. Buradaki na nedir? Mef'uldür. Yani na'nın sağında sukun var. Peşine na var değil mi? Sukundan sonra na gelmiş ve mef'uldür, fail değildir. Yani şurada anlatılan istisnası diyebilirsin bir yerde, tamam mı? Diyor ki na'nın sağında sukun var ve na bu durumda faildir. Her zaman mı emri hazırın peşine gelirse mef'ul olur tabii ki. O zaman değil demek. Ki. Muttasıl, e, mensup muttasıl zamirler inne ve kardeşlerine bitiştikleri zaman bu edatların ismi olmak üzere yine mensup turlar. Mahallen mensup demeyi unutma. Bir de ne var? Ya zamiri var. Mütekellim yağsı fiili bitişince kendisinden önce nun getirilir. Taidu ni fiilinde ya zamirinden önce getirilmiş olan bu nuna nunu vikaye koruma nunu ta'idu ni aslında ya var orada ni onun nereden geldi onu ona vikayin onu deniyor zira bunun sayesinde zamirden önceki harfin harekesi değişmemiş ve olduğu gibi korunmuş olmaktadır Başka mecrur muttasıl zamirler var. Yukarıda tablo halinde verdiğimiz mensup muttasıl zamirler var ya. Mensup muttasıl zamirleri gördün az önce. Onlar da aynı şey bunlar. Bu zamirler fiile bitiştiklerinde mensup oldukları gibi isine bitiştikleri zaman ne olurlar? Muzaafun ile olmak üzere mecrurdurlar. Mecrur zamir olarak adlandırılır. Mecrur muttasıl zamir denir. Ve harfi cerden sonra geldiklerinde yine mecrur olmaktadırlar. Mesela aleykum kekumakum muttasıl mensup zamirdir. Fiile bitişirse başında aley yazmış. Yani ala harfi cerri var harfi cer ile zamir bitiştiği zaman o zamire muttasıl mecrur zamir denir. Kum zamire bitişmiş yani. Hemen az satırda İbnu Ha diyor. Ha zamiri bitişmiş bir kelime. Bitiştiği kelime fiil mi? Yo. Ne? Fiil olmadıktan sonra ne olursa olsun yani. Her halükarda ha zamiri muttasıl mecrur zamir olarak adlandırılır. Yani az önce muttasıl mensup zamir olarak verilen zamirler var değil mi? Onlar neredeydi? Fazla gitmiş de olabilirim. Evet, biraz fazla gittik. Muttasıl mensup zamirler vardı. Bunlar şunlardı. Mensup muttasıl zamirler. Evet bunlar. Buna dikkat et. Bunlar fiil ile bitişirse. Yani fiilin ardından gelirlerse. Mensup muttasıl zamir dersin. Bunlar da dahil. Bunlar hmm. fiil ile değil. Yani İsme veya harfe bitişirlerse muttasıl mecrur zamir olarak adlandırılırlar. Duydunuz. İşte İbnuha, ibn, i̇bn kelimesi isimdir. O zaman ha zamiri muttasıl mecrur zamir oldu. Amiduhum, amidi bir isimdir. Peşine gelen hum ona bitişmiştir. Nasıl bitişmiş? Şuna dikkat et. Bence önemli bir nokta dal ile ha zamiri yani hum zamiri tam olarak bitişmemiş. Aralarında bir mürekkep boşluğu var. Tam şu an imlecin söndüğü yerde. Dar ile ha arasında dikkat et yani. Bu hum zamirin muttasıl olmadığı manasına gelmez. Hum zamiri muttasıldır. Niye bitişmemiş? Bak dal arasında boşluk var. Dal sol taraftan hiçbir harf ile bitişemediği için böyle yazılmıştır. Bu durum yine de hum zamirinin muttasıl özelliğine gölge düşürmemektedir. Hum yine de muttasıl zamirdir. Hamid isim olduğuna göre peşine hum zamiri geldiğine göre hum zamiri muttasıl mecrur zamir olarak adlandırılıyor. Bihi fihi örneklerinde olduğu gibi mecrur muttasıl zamirlerin sonlarına kesre hareket gelmesi. Kesre olması. Mesela hi var. Hi zamiri hi aslında hu idi. Sonra ha oldu. Oradan hi'ye dönüştü gibi düşünülmemesi gerekir. Kesre yazılması onların kesreyle mecrur oldukları anlamına gelmez. Hu başka, ha başka, hi başka. Bu zamirler yine de mahallen mecrurdur. Sen kendisinde esreyi görsen bile lafzen mecrur işte cer alameti kesre deme. Sonlarına gelen bu kesteler ise sadece önceki harf, harfin harekesine uyum sağlaması ve bu sayede söyleyiş kolaylığı olması bakımındadır. Farklı farklıdır. Hi zamiri yani eselenmesi hı ha hi olması bu zamirin yani diyelim üstünde olması altında böyle olması değişmesi bir amil bir etkenden ötürü olmadığı için muhreb değildir bunlar. Bir amil neticesinde değişseydi murrep olurlardı daha önceden ifade etmiştik. İlk derste yani ifade etmiştik veya ikinci derste. Bilindiği üzere Arap harfler birbirine bitiştirilerek yazılan bir değildir. Yalnızca Arap alfabesinde vav, elif, dal gibi bazı harfler kendisinden sonraki harflere bitişmez. Böyle bir harften sonra muhtasıl zamir gelmesi halinde zamir o harfe bitişmeksizin yazılır. Bu durumda her ne kadar şeklen zamir bitişik yazılmamış gibi görünse de o yine de muttasıl bir zamirdir. Buna dikkat et. Evet burayı anlattığımızı düşünüyorum. Na zamirini esasen na zamirine az daha değinebiliriz. Dedi ki kitap nedir zaten? Mesela nasar na. İlk defa duyanlar için bir kere de yazmakta fayda var. Nasar na. Naz zamiri ne burada? Fail. Nasara na. Naz zamiri ne burada? Mef'ul. Genel kural ne? Genel kural. Na'nın sağında sukun varsa na faildir. Na'nın sağında sukun yoksa bak burada feta var. O zaman na mef'uldür. Kural bu istisnası var. İstisnası şu. Unsur na'da olduğu gibi. Unsur na'ya baktığında na'nın sağında sukun var. Buna rağmen na fail değil. Yine de mefuldür. Geçiyor Aminler Resulü, Bakara Suresi biliyorsunuz. Ve unsurna diyorsun. Ve unsurnadır yani. Emre hazırdır. Sakindir. sağı. Buna rağmen na mefuldür. Fail. Gizli zamir. Ente oluyor. Bu bir kural. Bunu bilmeyenler yani özellikle not alsın, ezberlesin. Hayatı boyunca işine yarayacaktır. Fail ve meful olması kısmı böyle. Na zamir ayrıca mecrur da olabilir gösterilmiş değil mi? Raf, nasb, cer cerzamiri de olabilir. Nasıl mesela dersin ki kalemu na dersin. İşte hadihi ve hada şu şey nedir? Ka mu na. Bizim kalemimizdir. Yani ne oldu? Şu oldu. Na zamiri bir isme bitişirse na zamiri bir isme veya bir harfe eşittir. Fiilden başka bir şey bitişirse isme bitişirse, harfe bitişirse, parantez aç. Yani fiilin dışında neye bitişirse bitişsin. Parantezi kapat. Bu durumda na mecrur zamir olur. Sıra neye geldi? Salisen üçüncü olarak el zamiru el müstetiru ve enva'uhu hiye. Gizli zamirlere geldi konu. Zamirler gizli de olabilir. Gizlenmiş zamirler. Bu durumda bir ajan gibi bulman gerekir. Burada 007'ye bağlayacağız.